Sevgili öğrencilerim merhabalar. Şimdi bu videomuzla birlikte 8. bölümümüze yani üçgende kenarortay bölümümüze geçiyoruz dostlar. Şimdi şöyle bir bakalım kaç tane kazanımı varmış bir onu görelim ilk başta. Evet bölüm 8 gördüğünüz gibi 15 tane kazanımı var. Yani 15 tane köşe taşı çözeceğiz. Sonra konu testi tarama testi derken olayı bitireceğiz inşallah diyelim. Şimdi hemencecik şöyle bir bulmaya çalışıyorum birinci köşe taşını. Evet buldum. Birinci köşe taşımız şöyle bir ayarlamasını da yapalım. Bakalım neler öğreneceğiz. İlk birkaç köşe taşında biliyorsunuz konu hakkında kısa bilgiler veriyorum dostlar. İşimize yarayacak bilgiler veriyorum. Sonra soruları daha hızlı bir şekilde çözmeye başlıyoruz. Odaklanmasını da ayarladım. Evet birinci sorumuz. G ağırlık merkezi diyor. Bizim bilmemiz gereken bilgi şu. Ağırlık merkezinden kenarortaylar geçer. Yani şu AF dediğimiz şey kesinlikle kenarortay. İşte BE dediğimiz şey kesinlikle kenarortay ve CD dediğimiz olay da kesinlikle kenarortaydır diyeceğiz bu bir. Ağırlık merkezini okuduğun her soruda hatta şöyle söyleyeyim 100 sorunun 99'unda şunu yaparsın dostum. Ağırlık merkezi kenarortayı bakın iki parçaya bölmüş. Biri GF parçası, diğeri AG parçası. Burada her zaman şunların arasında tabana yakın olan parçaya bir birim, açıya yakın olan parçaya iki birim olacak şeklinde bir oran vardır. Mesela şu BE kenarortayını konuşalım. Bakın ağırlık merkezi BG'ye GE oranında bölmüş. GE indiği kenara yakın. O zaman buna bir birim dersem 1B diyorum. Çıktığımız açıya yakın olan, şu açıya yakın olan parçaya da 2 katı diyeceğim 2B. Aynı şeyi 3. kenarortay içinde yapıyorum. Şuraya C, buraya da 2C'yi yazdım. Şimdi soruyu okuyalım hemen. AE nerede o AE? Şuranın FC, FC neresi? Şurası ve BD'nin şunun toplamı 16'ymış. Bakın şundan bahsediyorum. AE K dedim. O zaman burası da K. FC M dedim. O zaman burası da M. BD N dedim. Burası da N. Yani K artı M artı N'in toplamı 16'ymış. Bizden 2K, 2N, 2M'nin toplamını istiyor. O da 2 katı yani 32. Evet geldim ikinci sorumuza. Yine bakın G ağırlık merkezi dediği için hemen artık şuradaki doğruların kesinlikle kenarortay olduklarını, buraları ikiye böldüğünü söyleyebilirim ben artık. Peki o halde şunlar birbirine eşit çıktı. Yani 2y eksi 4 eşittir y artı 8 oldu. Buradan y'yi 12 buldum ben dostum. Peki y 12 ise şurası 20 oldu. Burası da 12 ise tabii ki burası da 20 oldu diyelim. Başka y 12 idi. Şunların da eşit olduğunu söyleyelim hemen. Şunların da eşit olduğunu. Yani 2x eksi 6'nın x eksi 1'e eşit olduğunu. Buradan da x'in 5 olduğunu söyleyelim. Bizden de x ile y'nin toplamını istiyormuş. Yani 12 ile 5'in toplamını istiyor. Denizli'yi işaretledim hemen. Evet. Üçüncü sorumdayım dostum. Bakalım burada ne yapacağız? Yine G ağırlık merkezi. O halde biz bu BD'nin kesinlikle kenarortay olduğunu biliyorum. Şurayı 2'ye böldü. AE'nin de kenarortay olduğunu biliyorum. Burayı 2'ye böldü. Bana da diyor ki AD ile EC'nin toplamı 9. Yani şuna K diyelim, bu da K. Şuna M diyelim, bu da M. K ile M'nin toplamını 9 vermiş. Peki ne istiyor? AC yani 2K, BC yani 2M. 2K ile 2M'yi istiyor. O halde 2 katı olacak dedim 9'un. 18'i yapıştırdım. Dördüncü sorumuz bu köşe taşımızın son sorusu. Yine G ağırlık merkezi demiş. Ve diyoruz ki biz şununla şu birbirine eşit. Bununla da bu birbirine eşit. DB ile DB'yi görelim şurası. EC, EC de şurası. İfadesinin en küçük tam sayıları. Şimdi şöyle yapalım. Buna A diyelim, bu da A. Buna B diyelim, bu da B. Ve biz açı kenar bağıntılarında ne öğrendik? Üçgenin herhangi bir kenarı, mesela 11'i aldım. 11 diğer iki kenarın toplamından küçük olacak. Yani 2A ile 2B'nin toplamından küçük olmak zorundadır dedik. Ve o halde şimdi DB dediğimiz yer bunu 2'ye bölelim bir her tarafı. 5,5
bir küçük olacak A ile B'nin toplamından. Bakın bizden de DB ile EC'nin toplamını istiyor ya arkadaşlarım. Yani A ile B'nin toplamının en küçük değerini istiyor. 5,5'tan büyük en küçük ne olabilir diye sordum. 6 olabilir. Cevabını da işaretledim. Evet, hadi bakalım. Şimdi ikinci köşe taşındayız. Birinci sorumuz. Bakın ilk sorumuzda öğrendiğimiz kural. Tabana 1, açıya 2 kuralını yapacağız burada. Burası 3 ise şurası 6. 4 ise burası da 8 olacak dedim. G ağırlık merkezinin özelliğinde. Bizden de BD'nin en küçük tam sayı değerini istiyor. X peki şu üçgende diğer iki kenarın toplamı 10'dan küçük. Diğer iki kenarın farkı 2'den de büyük olacak. 2'den büyük en küçük ne olabilir diye sordum. 3 olabilir dedim ve cevabı da Bursa'dan işaretledim. Geldik buna. Bakın iki kenar ortayın kesim noktası neydi artık bizim için? Ağırlık merkezi. Peki burası 2 ise tabana 1, açıya 2 özelliğinden burası da 2 katıdır 4. Toplam şu dik açıdan inen kenar ortay ne oldu arkadaşım? 6 birim. Muhteşem üçlü ne diyordu? Dik açıdan inen kenar ortay hipotenüsü 2'ye böldüğü gibi bu hipotenüsün parçalarına da eşit. Yani bu kenar ortay 6 ya. Bu parçalar da 6, 6 olacak. Yani BC toplamda 12 gelecek. Evet, üçüncü sorumuzdayım. Yine G'nin ağırlık merkezi olduğunu biliyorum. Bir kere şurada 5, 12, 13 üçgeni var. Şuraya 12'yi yazalım. G ağırlık merkezi ise açıya 12 düştüyse tabana yarısı düşecek 6. Bizden ne istiyor? AD istiyormuş zaten. 18'i paketledim. Dördüncü sorudayım dostum. Hemen okuyalım. Yine CD kenar ortaymış. Tamam. CD kenar ortay. G'de ağırlık merkeziymiş. Peki. AC, AD'nin 3 katıymış. Yani şuna K dediğimde burası 3K'ymış. Tabii ki burası da K. Başka? DC 24. DC'yi görelim. Buranın tamamı 24'müş dostum. Şimdi şu açıortayı konuşursak bakın bir önceki bölümümüz, bir önceki konumuz üçgende açıortayda yaptığımız şey. Kolların oranı 1'e 3 ise ayakların oranı da 1'e 3 olacak. Yani DE ile EG'nin EC'nin oranı 1'e 3 oranına sahip. Yani toplam DC ne oldu kardeşim? 4A. Ve 4A'yı bize 24 vermiş. A'yı 6 buldum ben. Şurası 6'dır dedim. Şimdi G ağırlık merkezinin de şöyle bir özelliği vardı. Tabana 1, açıya 2. Yani şurası 1B ise şurasının 2B olacağını biliyorum. Yani 3B'yi de 24, B'yi de 8 bulalım. Demek ki burası 8. Şurası 6 ise buraya ne kaldı? 2 kaldı EG'ye. Yani cevap Bursa'dan geldi. Çevirdim hemen arka tarafı ve geçtim 3 numaralı köşe taşıma. Evet bakalım ne diyor? 3 vermiş. O halde şurası 6. Bunu bir yazalım değil mi? 1'e 2 oranından dolayı. Bakın bir soruda 90 derece ile ağırlık merkezini bir arada gördüyseniz aklınıza hemen artık muhteşem üçlü gelsin. Şu ikisini gördüğünüz soruda. Ve ben bu dik açıdan kenar ortayımı devam ettirirsem burayı da 2'ye böler. Hatta şuna K, K diyelim ve bu da onlara eşit olacaktı. Bu da K. Şimdi bir de ağırlık merkezinin özelliğini kullanalım. K'ya 2K'ydı değil mi? Tabana 1, açıya 2. Yani şu 10 dediğimiz yer aslında 2K. Şimdi 2K 10'a eşitse K 5, bu da 5. Yani burası toplamda 10. Peki burada bakın ne çıktı? 6 var, 10 var. Şu BG 8, GE tabana 1, açıya 2'den de 4. Zaten GE'yi soruyormuş. Evet ikinci soru. Bakın yine 90 derece ve ağırlık merkezi kenar ortaylar görüyorum. Demek ki şurası ağırlık merkezi. Muhteşem üçlü yapacağım. AG'ye 2 kök 13 diyeceğim. GD 3'müş. Demek ki şurası 6. Burası 2 kök 13 ise bunu devam ettirirsem yarısı olacak kök 13. Muhteşem üçlüden bunlar da kök 13. Kök 13 geldi. Bu yukarıda verilenlere göre DC nedir diye bir soru sormuş bize. Önce şurada bir Pisagor yapalım arkadaşlarım. Bakın şurada. Şu dik üçgende bir Pisagor yapalım. Hipotenüsümüz 2 kök 13. Karesi 52 eşittir 6'nın karesi ile GC'nin karesinin toplamına eşit. Şimdi 36'yı buraya atarsak ne kaldı? 16 mı kaldı? Evet 16. GC'nin karesi 16 ise GC 4. Şimdi şurada bir dik üçgende Pisagor yapalım.
Şurada 3 var, 4 var. DC ne çıktı? 5 çıktı. Paketle gelsin. Evet, buna bakalım. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi demiş. BG ile AC birbirine eşitmiş dostum. BG ile AC de birbirine eşit. O güzel. 2 var, 10 var. AC kaçtır diye bir soru sormuş bize. Bak, hiçbir fikrimin olmadığı bir soru. Şimdi neler yapalım mesela burada? Şurası 2 ise buraya bir 4 yazalım. Şimdi şunu devam ettirirsek şöyle kenar ortay olduğu için buraya x diyelim. Burası 2x olsun. Ve bu BG ile şurası eşitti. Buranın da toplamı 2x geldi. Hatta kenar ortay olmasından sebep x, x burası da bölündü. Şunu da çizelim arkadaşlarım. Şu kenar ortayımızı da çizelim. Bu da burayı 5, 5 diye bölsün. Bakın şunu fark ettim dostlar. Şurada x, x, x var. Yani üçlüyü yakalayın dostum. O halde şurası kesin 90. Burası 90 ise şu taraf da kesin 90 oldu ve bakın 3, 4, 5 üçgeninden burası 3 geldi. Şimdi burası 3 ise tabii ki şurası da 6 çıktı. Hadi şuradan da bir Pisagor patlatalım. 4 var, 6 var. Benim ezbere bildiğim bir üçgen. Tabii ki sen Pisagor yaparak bulabilirsin. 4'ün karesi 16, 6'nın karesi 36, topladım 52. 2 kök 13 yaptı burası. 2x 2 kök 13 ise x kök 13'tür diyeceğim ama bana zaten 2x'i soruyormuş. O zaman cevap 2 kök 13. Evet, yine 90 derece ve ağırlık merkezi gördüm. O zaman bir muhteşem üçlü yapılacak. Şimdi iki tane kenar ortaymış bunlar. Şöyle kenar ortay olduklarını gösterelim. Demek ki G iki kenar ortayın kesim noktası, ağırlık merkezi. Bize BC'yi 12 vermiş. Demek ki burası 6, 6. Dik açıdan bu da inen kenar ortay olduğu için muhteşem üçlüden bu da 6. Hatta 2'ye 4. Değil mi? Tabana 1, açıya 2 muhabbetinden bu da geldi. Peki nereyi istiyor bizden? GC'yi istiyor. GC neresiymiş? Şu uzunluğu istiyor dostum. Şimdi başka ne yapalım? Şunu devam ettirirsek şöyle. Devam ettirelim. Ya da gerek var mı devam ettirmeye? Ya da ettirdik bir kere. Devam ettirelim bu şekilde. Ama önce şunu görelim. Şurası A'ya 2A oranı var dostum. Ve bakın diklikten diklik indi. 4'ün karesi yani 16 eşittir. A ile 2A'nın çarpımı 2A kare. O halde 8 eşittir A kare. 2 kök 2 çıktı A dediğimiz yer. Yani şurası 4 kök 2. Bunu bir yazalım. Şimdi 4 var, 4 kök 2 var. AB'yi bulalım bir Pisagor yapıp. AB'nin karesi eşittir bir 4'ün karesi, bir de 4 kök 2'nin karesi 32. Topladım 48 yaptı. 48 de dışarıya 4 kök 3 olarak çıktı. Peki bu 4 kök 3 ise burası 2 kök 3. Burası 2 kök 3. Ve bakın dik açıdan inen kenar ortay olduğu için muhteşem üçlü yapacak. Şu da 2 kök 3. Peki bu 2 kök 3 ise tabana bir açı 2 özelliğinden GC'miz ne olacak? 4 kök 3 olacak. Cevabım Denizli'den geldi. Evet, ilk 3'ü gömdük. Hemen 4. köşe taşımızdayız dostum. Ve 1. sorusuna bakıyorum hemen kardeşim. Diyor ki G ağırlık merkezi. Peki BC'yi 18 verdim sana diyor. O halde buralar 9, 9'dur. Çünkü kenar ortay olacak AE. Muhteşem üçlüden AE de 9 olacak. Hatta 3'e 6 diye bölünecekti değil mi dostum burası da? Peki şimdi şuradan da bir Pisagor çakalım mı? Bize nereyi soruyor? BD'yi soruyor. Şuraya A diyelim. Şurası 2A'dır. Öklit yapalım. 6'nın karesi diklikten diklik indi ya. 6'nın karesi 36 eşittir 2A çarpı A. Yani 2A kare 36, 18 eşittir A kare, A eşittir 3 kök 2. Peki A 3 kök 2 ise burası da 6 kök 2, toplam 9 kök 2 yaptı BD. Cevabım Adana'dan geldi. Evet, ikinci sorudayız dostum. Yine görüyorum ki bir sürü eşitlikler var burada. Öncelikle G ağırlık merkezi dediği için 4'e şurası 8. Burası 8 ise bu da 8 ve G ağırlık merkezi ise burası bir kenar ortaydır. Kenar ortaysa burayı da 2'ye bölmüştür. O halde burası da 8. Bize de ne istiyor? EG. Önce şuradan bir 90 derecemiz var. Bakın 90'ın karşısı 8 iken neyin karşısı 4'tür? 30'un. Değil mi? 30, 60, 90.
O halde burası 60. Demek ki burası 4 kök 3 olacak. 4 kök 3 ise yarısı olacaktı. 2 kök 3. EG'yi 2 kök 3 bulduk. Evet. Üçüncü sorumuzdayım Goberler. Bakalım burada ne yapacağız? Şimdi AG'ye 2, BD'ye de 3K deyin diyor. Şunu yazayım. AG'ye 2K, BD'ye 3K. G ağırlık merkezi ise bu bir kenar ortay. Burası K olur tabana bir açıya 2'den. Burası da 3K olur kenar ortay olmasından sebep. Ve bakın şunu da fark edin dostum. Buradan inen kenar ortay 3K. Bu da 3K, bu da 3K. Yani bariz muhteşem üçlü var burada. O halde burası da 90 derecedir diyelim. DC'yi soruyor. DC dediğimiz şey 3K'yı soruyor. Yani K'yı bulmam yeterli olacak benim için. K'yı bulalım biz dostum. Öncelikle şurada da bir Pisagor bağıntısı yapalım. Bakın şu üçgende. Şimdi 3K'nın karesi 9K kare eşittir. K'nın karesi artı şuraya da M dersem M'nin karesi. Buradan 8K kare eşittir M'nin karesi çıktı. Bu yeterli benim için. Şimdi şuradan da bir Pisagor yapıyorum hemen. Ne diyeceğim? 6 kök 3'ün karesi yani 108 eşittir. Bir M'nin karesini alacağım. Yani o da 8K kareydi. Artı bir de 2K'nın karesini alacağım. O da 4K kare yapar. Şimdi hemen toplayalım bunları. 108 eşittir 12 tane K kare yaptı. Hemen 12'ye bölelim arkadaşlarım. 108'i 12'ye bölersek 9 kere olsa 90, 18 doğru. 9 kere var. 9 eşittir K kare. Şuradan devam edeyim. K eşittir 3 buldum. Benden ne istiyordu? 3K'yı istiyordu. Denizli'yi işaretledim. Evet. Dördüncü sorumuz. Ne diyor? G ağırlık merkezi demiş. Tamam. Tabana bir açıya 2 yapacağız demektir. Şurayı uzatırsak burası 2 kök 2 olur. Hatta bakın şurada diklikten diklik indi. Şuna H dersem H kare eşittir 4 kök 2 ile 2 kök 2'nin çarpımı. Yani H kare eşittir 8 kere 2 16. H eşittir 4. Tamamdır. Buranın da 4 olduğunu bulduk. Artık 4 diyelim. Tabana bir açıya 2'den burası 2 olur. Toplam 6'yı gördüm. Muhteşem üçlüden bu da 6, bu da 6. Nereyi istiyor bizden? AC'yi istiyormuş. Tamam olsun. Orayı da buluruz. Şuradan da Pisagor yapalım. Şuraya X diyelim. Bu da X olsun. Çünkü bu kenar ortay değil mi? Şu B'den inen doğru kesin kenar ortay G'den geçtiği için. Peki şurada Pisagor yapıyorum. X kare eşittir dedim. Bir 4'ün karesi 16. Bir de 2 kök 2'nin karesi 8. Yani 24 yaptı. X eşittir 2 kök 6. 24 dışarıya 2 kök 6 diye çıkar. Bana 2x'i soruyordu unutmayın. 2 kök 6'nın 2 katı 4 kök 6 yaptı sorumun cevabı. Evet dostum kaç dakika olmuş? 18 dakika olmuş. Hadi bir köşe taşı daha gömelim. Hala vaktimiz var. Ne diyor bu? G ağırlık merkezi demiş. Şimdi buradan bir paralel çizmiş. 3-1-2 kuralı arkadaşlar. Buradaki öğreneceğiniz kural. Şu orta taban oluyor değil mi? Şunlar yanları ikiye böldüğü için kenar ortaydan dolayı. Bu adam orta taban. Bakın orta taban var, ağırlık merkezi var. Bu orta tabanla ağırlık merkezinden geçen doğru her zaman şu şekilde orantılanır. 3, 1, 2 şeklinde orantıya sahiptir dostum. Şimdi bizden ne istiyor? KE bölü BC. Önce şunu yapalım. Şuna bir A dersem kenar ortaysa bu burayı ikiye böldü AA. Şimdi orta tabansa bu 2A ise burası 4A'dır. Hatta 2A'ya 2A diye de burası bölünmüştür. Şimdi söyleyelim. KE bölü BC. KE'ye 1A, BC'ye 4A düştüğü için 1 bölü 4 çarpı diyor. AG, bakın AG'ye 4 düştü. KG, KG'ye 1 düştü. 4 bölü 1 çarpı. BG, BG'ye biz 2M dersek GE 1M'dir. BG bölü GE 2 bölü 1. Onu da yazdım. Şu 4'ler gitti. 1'ler gitti. 2 bölü 1 kaldı. Yani 2 kaldı sorumun cevabı. Evet geldim buna. Hemen şu 3-1-2'yi konuşalım. Bakın bu orta taban. Bu da ağırlık merkezi. 3-1-2. Yani buraya 1 dediğim yere 4 düştüyse burası 3 katı olacak 12. Burası 2 katı olacak 8. Ne istiyor? AK yani 12 eksi GD yani 8'i istiyor. 12 eksi 8 4'ü buldum.
Evet, yine bir 3-1-2 kuralımız mevcut. Bakın orta tabanı gördüğünüz zaman yukarıdan aşağıya doğru 3K, 1K, 2K. Demek ki 1K'ya 2 düştüyse 3K'ya 6, buraya da 4 düşecek. Şimdi bakın şu dik açıdan indi, kenar ortay oldu değil mi? Burayı 2'ye böldü, x, x. Muhteşem üçten 6 ise bu kenar ortay. Bu da 6, bu da 6. Yani x'imiz çıkacak 6. Evet, dördüncü sorudayım dostum. G ağırlık merkez demiş, DK'ya x artı 1 demişse, şurası x artı 1, o zaman burası da x artı 1. BC'ye 5x demiş, tamam. Şimdi burası 5x toplamda, 5x. Demiştik ki şu orta tabandır, yanları 2'ye böldü, burayı 2'ye böldü. Ve bunun uzunluğu 2x artı 2 ya, 2x artı 2. Bunun 2 katı neye eşit olacak? Paralel olduğu tabana, yani 5x'e. Düzenleyelim bunu. 4x artı 4 eşittir 5x. Demek ki x eşittir 4 geldi. Ne istiyor? DK. X 4 ise DK'mız 5. Artı KG. KG'miz neresi? Şu uzunluğu soruyor. Tamam, şimdi bunu 5 bulduk. X'i 4 bulmuştuk. Burası toplamda 20. 10. 10 diye böldü burayı. Dik açıdan bir kenar ortay indi. Muhteşem üçlüden bu da 10. Bakın şimdi bir de 3, 1, 2 kuralı yapalım. 2K'ya 10 düştü. 1K'ya 5, 3K'ya da 15 düşer. Şimdi ne istiyorduk? KG'yi 5 bulduk. DK'yı da 5 bulduk. Toplamını istiyor bizden. 10 geldi sorumuzun cevabı. Evet arkadaşlar, ilk 5 köşe taşını bu videomuzda gömmüş olduk. Bir sonraki videoda bir 5 daha gömeriz. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.